Herkese güzel bir pazar akşamı diliyorum değerli arkadaşlar. Bu akşamki kahve sohbetlerimizde spesifik tarih kitapları getirdim. Her biri birbirinden gerçekten nitelikli ve akademik, bilimsel. Herkes kahvesini aldı mı? Özellikle kahve sohbetlerimizin bu içerik dizisinde kahvelerimiz ya da çaylarımız mutlaka yanımızda olacak izlerken tadını çıkaracağız. İzin verirseniz ben bir yudum daha alıp şöyle... Son bir yudumu da sonra bu içeriğimden sonra devam edeceğim. Birkaç kitapla geldim. Birkaçını ben elbette kanalımın sıkı takipçileri hatırlayacaklardır. Daha önce sizlere tanıtmıştım. Ama sadece birkaçı, yeni kitaplar da var aralarında. İsterseniz hemen başlayalım. Hem kitapları tanıtacağım. Onun üzerine de şöyle bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Zeki Velidi Togan, Ordinarius Profesör, Doktor. İşte tarih böyle değerli hocalarımızdan, değerli insanlardan okunur değerli arkadaşlar. Şu şekilde yakınlaştırayım. Hemen şöyle de arka ekran görüntüsü almak isteyen sevgili arkadaşlarımız için yakınlaştırayım. Hemen ikincisi, diğeri. Şöyle alt başlıktan farkını görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle yakınlaştırayım. Alt başlıktan farkını. Her ikisi de üçüncü baskısıymış. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Olmazsa olmaz tarih okumalarımızda özellikle. Olmazsa olmaz en eski devirlerden 16. asra kadar, bu da bunun da ekran görüntüsü almak isteyen sevgili arkadaşlarımız için şöyle gösterdim. Son kez şöyle gösteriyorum. Harika. Kitaplarımız çok olduğu için hızlıca geçelim arkadaşlar. Şu ışığı kapatayım, pardon. Şunu, Osmanlı tarihi ile ilgili birçok kitap okumuşsunuzdur ama bu İş Bankası yayınlarından çıkan ve Server Tanilli hocamız, yani Türkiye'de Fransızcanın duayenlerinden biriydi biliyorsunuz. Çok değerli bir insan. Anayasa hukuku üzerine de ve Türk hukuku üzerine de çalışmaları olan bir kişi biliyorsunuz. Lütfen onun kitaplarını da alın okuyun. Kanalımda Serdar Tanilli hocamızın sayısız kitaplarını da tanıtmıştım. Bu kitapla belki çoğunuz ilk kez tanışıyor olabilirsiniz. Bu kitabı da alın arkadaşlar. Kalın ciltli olduğuna bakmayın. Roman gibi, su gibi akıp gidiyor. 3 yıl önce okumuştum. Alır almaz size tanıtmıştım biliyorsunuz. Kanalımı ilk çıktığı zamanlarda. Ekran görüntüsü almak isteyen değerli arkadaşlarımız için söyle. Kahve sohbetlerimizin ikinci kitap tanıtımında da Osmanlı İmparatorluğu tarihini şöyle gösterdim. Lütfen ön yargılı kitaplara yaklaşmayın. Yok hocam işte çok şu subjektif Osmanlı tarihini anlatıyor vesaire. Osmanlı tarihini anlatan yerli ve yabancı kaynakları okuyun. Gerçeğe karşılaştırmalı ve çapraz okuma, çoklu okuma yaparak ulaşabilirsiniz. Okuduğunuz her şeyin doğru olacak diye sarılacak değilsiniz. Örneğin 1600'lü yılları bu yazardan da okuyun. Gidin bir Türk yazar, diğer yabancı yazarlardan da Osmanlı tarihi üzerine kafa patlatmış, kalem yoran diğer yazarlardan da okuyun. Karşılaştırmalı olarak değerli arkadaşlar. Tam sonrasında eleştirecekseniz eleştirin. Her kitaptan istediğiniz her şeyi almak zorunda değilsiniz. Yazar da bizim fikirlerimize göre yazmak zorunda değil bu noktada. Diğeri Osmanlı Dünyası, Alfa yayınlarından birkaç yıl önce almıştım biliyorsunuz. Ciltli aynı zamanda, şöyle göstereyim. Sevgili arkadaşlar, ekran görüntüsü almak isteyen değerli arkadaşlarım için şöyle bir yakınlaştırayım isterseniz. Hemen arka sayfadaki şöyle, umarım gözüküyordur. Ekran görüntüsü almak isteyen sevgili arkadaşlarımız için de Osmanlı'ya dair tek kitap okuyacaksanız bu kitabı okuyun. Bakın alt başlığında da kitabın çekiciliğini vurgulamak için şöyle göstereyim. Şöyle içinde... şöyle birkaç bölümden oluşuyor zaten kitap. Kuşa kağıda değil arkadaşlar. Dışı için masraf yapmışlar ciltli ama içi normal hamur kağıt değerli arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Pekala, devam ediyoruz. Dağılma devri. Vay be, zamanında etiket fiyatı 8 lira, bakın 8 lira ama 4 liraya almıştım %50 indirimle. Dağılma devrini ben çok önemsiyorum. Ve hele hele Yusuf Akşura yazmış, Türk Tarih Kurumu yayınlarından. Hala var mı? Baskısı varsa affetmeyin, hemen bunu alın arkadaşlar. Son dönem Osmanlısını anlayabilmek için akademik ve bilimsel anlamda bu eseri gerçekten de önemsiyorum. Bakmayın hızlı geçtiğimi, hemen şöyle göstereyim. Şu kitabın sonundaki haritalar, gravürler de bizim için çok 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 değerli. Açıklamalı olarak bu kitaptan 3-4 tane almıştım uygun diye. Şöyle göstereyim, bakın. Şunu açayım. Şöyle... Sevgili arkadaşlar, bakar mısınız? Böyle çok eğlendirici, bilgilendirici bir kitap aynı zamanda. Zamanımızı çok harcamayacağım. Diğer kitaplara da vakit ayırayım diye. Allah'ım ya. Evet, Osmanlı Padişahı'nın adına
İstanbul'un fethinden Girit Savaşı'na Venedik'e gönderilen Osmanlılar çok spesifik bir kaynakta. O yüzden bu kahve sohbetlerimin başlığının içeriğinin adını değerli arkadaşlar spesifik tarih kitapları olarak atacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkasında herhangi bir yazı yok. Bunun baskısı çok güzel ama ciltli. Paraya kıymışlar yani tarih kurumu burada. Ciltli ve içeride de gerçekten güzel çizimleri var. Sonda da gösterebilirim. Şöyle renkli bir şekilde aman göstereyim arkadaşlar. Bunu kaç paraya almışım? 22 lira diyor ama sanırım bu da 10 liraya falan denk gelmiş olması lazım. Şöyle de içerisinin kapağı mavi değerli arkadaşlar. Spesifik tarih kitapları tanıtımlarımıza devam ediyoruz. İslam'ın batı cephesi, Mağrib, Endülüs, Sicilya ve Mısır. Bunu da çok önemsiyorum gerçekten de. Birkaç yıl önce yine YouTube kanalımda sizlerle paylaşmıştım. Mağrib, yani bu hani Mısır'dan sonraki, özellikle aslında Libya'dan sonra Tunus, Cezayir ve Fas'ı tanımlamak için biz Mağrib, yani Batı Afrika olarak tanımlıyoruz. Hatta Mağrib Birliği de var. Maalesef ne yazık ki çok işler halde değil ama İslam'ın batı cephesini bu şekilde akademik bilimsel anlamda bakan bir kitap. Doktora tezimde de küçücük bir alanda yararlanmıştım. Ekran görüntüsü kitabın açıklamasını isteyen sevgili arkadaşlarımız için de şu şekilde bıraktım. Hamur kağıda içi çizimlerle dolu. Hızlı geçiyorum. Çok çok değerli bu kitaplar. İddia ediyorum bu kitap hiçbirinizin kitaplığında yok. Hiçbirinizin kitaplığında yok. Nadir kitap, kitantik kitap ya da sahaflardan bulabilirsiniz. Çok önemsiyorum, çok değer veriyorum. 15 yıldır kitaplığımda, üniversite yıllarında almıştım. At sırtında Anadolu. Yani özellikle 1800'lü ya da 1900'lü yıllarda Anadolu'yu gezen batılı seyyahlar, gezginlerin anı ve anekdot kitaplarına ben her zaman çok önem veririm. Onlardan biri de bu işte arkadaşlar. 1876 yılında Üsküdar'dan yola çıkıp Kars'a kadar Anadolu'yu at başında gezmiş yazar. O yüzden şöyle hemen ekran gözü almak isteyenler için kitabın çok spesifik bir yayın olduğu için çok önemsiyorum bunu. Hemen şöyle açayım isterseniz bakalım. Şöyle şöyle korumalı değerli arkadaşlar. Kitabın kapağı da çok hoş öyle değil mi? Bu kitabı lütfen alın. İnanın çok zevkle okursunuz. Üniversite yıllarında okumuştum ben de bunu değerli arkadaşlar. O yüzden bu kitabı zannetmiyorum. Belki yeni bir yayın evi bastım onu bilmiyorum ama nadir kitap ya da kitantik kitapta bulabilirsiniz. Ana kitap satıcılarında bulamazsanız eğer. Bir başyapıt geliyor. Ekrem Akurgal hocamızın başyapıtı. Anadolu Kültür Tarihi. Daha önce Hititler adına ve Hattiler adına da kitaplar, makaleler yazan çok değerli Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük arkeologlardan biri biliyorsunuz. Ekrem Akurgal hocamız. Remzi Çetin Hititler diye girin. Remzi Çetin Hititler diye girin. Onun diğer kitabını da tanıtmıştım. 20 dakikaya konuşmuştum. Anadolu Yarımadası'nı bizim için ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim değerli arkadaşlar. Ciltli bu da. Aynı şekilde kuşe kağıda baskısı var. Hemen şöyle göstereyim. Ekrem hocamızı da şöyle gösterelim. Ekrem Akurgal hocamızı da. Güzel bir baskısı var. Şöyle. Tabii içi çok renkli değil baktığınızda değerli arkadaşlar. Çok renkli bir baskısı yok. Ama içindeki bilgiler elbette her şeye değer. Şunu da gösterip hemen diğer kitaba geçeceğim. Şöyle. Bakar mısınız? Yani kitaplığınızda uzun yıllar elde edeceğiniz bir kitap. Yalnız karıştırmayın. Bunun ciltlisini alın. Diğeri özet mahiyetinde diyebiliyorum ben. Ciltsiz olanı. Zaten ikinci baskısıymış. Phonex yayınlarından. Pekala. Bu muhtemelen vardır her birinizde. Pierre Loti zaten Türkiye aşığı bir insan biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Can çekişen Türkiye'yi yazdığında çok ses getirmişti. Bunu da nadir kitap ya da kitantik kitaptan bulabilirsiniz. Mutlaka şöyle göstereyim de belki ekran görüntüsü almak isteyen değerli arkadaşlarım için. Bunu da spesifik tarih kitapları önerisinde içine alıyoruz sevgili arkadaşlarım. Diğeri Fatih Sultan Mehmet'le ilgili şu arkamda görüyorsunuz değil mi? Dur bakayım. Şurada. Şu kitabı görüyorsunuz değil mi? İki tane cildini almıştım. Bir yani iki cildi. Çok çok sevdiğim kitaplardan iki cilt alıyordum. Şunu alır almaz zaten size tanıtmıştım şuradaki kitabı. O kitaptan ayrı. Yine o da alfa. O Türkiye İş Bankası yayınları. Bu alfa yayınları, o da ciltli. Bu da ciltli ama bu alfa yayınlarından şöyle göstereyim. Bu da spesifik bir tarih okuması değerli arkadaşlar. Ciltli,
mis gibi. Şu an tabii çok artmıştır yani sonuçta bunların fiyatı, ama siz yine bir bakın. Alfa yayınları bazen %30-35 indirim yapıyor değerli arkadaşlar. Ekran göğsü almak isteyenler için de şöyle bıraktım. Şöyle hemen size içeriden bakıyorum. Harita ve çizimleri var. Aynı zamanda hemen gösterip diğer kitabımıza geçeceğim. Çok da vaktinizi almak istemiyorum sevgili arkadaşlar. Neyse bu da şurada. Şöyle tarihi, tabii tarihi Yarımada'yı görüyorsunuz çizimleriyle. Kitabın muhtelif yerlerinde bu tarz çizimler var sevgili arkadaşlar. Çeşitli gravürler de var bu kitapta. Çok vaktinizi almayacağım. Hemen hızlıca geçiyorum. Diğeri bu da muhtemelen vardır. Enzo Tremerzo biliyorsunuz hem sol Marksist teori ve tarih okumalarında önemli bir İtalyan yazar olarak karşımıza çıkıyor. Savaş alanı olarak tarih ince hacimli olduğuna bakmayın. Çok kafa yoracak bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Spesifik tarih okumalarımızda sevgili arkadaşlar. Okey, tekrar son kez şöyle bir gösterelim. Şöyle spesifik tarih okumalarımızdan biri de Yahudi tarihi üzerine de, özellikle Yahudi sol ve Marksist tarihi üzerine de önemli çalışmalar var. Çok önemsiyorum. Enfes bir şekilde okumuştum kitaplarını. İştah kabartıcı güzel bir kitap olabilir. Savaş alanı olarak da bakın 20. yüzyılın zorbalıklarını yorumlamak. Görüyor musunuz? 20. yüzyılın zorbalıkları. Bu da ek bir kaynak olabilir sizlere değerli arkadaşlar. Diğeri biraz daha Osmanlı tarihine tekrar dönüyoruz. Mührün Gücü. Alfa yayınlarının bir alt yayını olan Kapı yayınlarından çıkan. Bunu tanıtmış mıydım hatırlamıyorum size arkadaşlar. Osmanlı tarihi okumalarında spesifik kaynak arayan değerli arkadaşlarımız için güzel bir okuma olabilir. Bu da şöyle tam göstereyim. Hemen arka, pardon, kahvenin telvesi yapıştı. Su içeyim. Siz de o arada hemen. Şöyle belki ekran görüntüsü almak isteyen değerli arkadaşlarıma şurayı da göstereyim. Hadi bakalım. Osmanlı bürokrasisi. İlber Ortaylı hocamızdan okuyoruz elbette Osmanlı'nın idari teşkilatlanması bürokrasisi, ama Necati Gültepe'den de yeni araştırmalar ışığında demiş zaten, okuyabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Şimdi gelelim Selanikli dönmeler. Yahudilik konusunda özellikle spesifik bir kaynak. Doğan Kitap'tan çıkan bir kaynak. Bilmiyorum hala baskısı var mı? Yoksa baskısı olmayan kitapları Sahaflar Nadir Kitap ve Kitanti Kitap'tan bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Alt başlığını da şöyle hemen size bırakıyorum okumanız için. Şöyle biraz uzaklaştıran buğulanmasın. Hemen arka taraftan ekran görüntüsü almak isteyen sevgili arkadaşlarım için Yahudilikten dönenler, Müslüman devrimciler ve seküler Türkler. Türkiye'de de çok sık konuşulur yani dönmeler kimlerdir bu efendim, işte Yahudiler, sonra Türkiye'de Masonluk Teşkilatı, işte bakıyorsunuz Osmanlı padişahlarına kadar, özellikle 5. Murat değil mi? Bu alanda Mason olduğu belli. Hala İstanbul'da Masonik bir takım derneğinin olduğunu da biliyoruz. 5. Murat'tan kalma. Bu tarz şeyler çok ilgili olur Türkiye'de. Çok da böyle dizilere falan, komplo teorisi bağlamında da konu edilir değerli arkadaşlar. Bu kitap güzel bir kitap olabilir sizler için. Akademik, bilimsel alanda okuyacağınız sevgili arkadaşlar. Diğeri hemen sondan ikincisi, bu da yok. İddia ediyorum bu da yok. Bu da hemen bakıyorum Koç Üniversitesi yayınları. Oh mis gibi kokuyor. Şu kitabın kapağı çok hoş, ciltli. İçeriği de elbette çok hoş. Sadece kapağı için önermiyoruz elbette. Şöyle göstereyim. Bu da sevgili arkadaşlar muhtemelen sizlerde yoktur diye düşünüyorum. Şu an ışık yansıyor ama şöyle mi yapsak? Şöyle yapalım. Şu şekilde de gösterelim. Avrupa şarkı bilmez. Avrupa doğuyu gerçekten bilmiyor mu? Eleştirel bir söylem 1872-32 arasında sınırlamış yazar bu eserini. Kitap kapağı da gerçekten çok manidar. Şöyle gösterelim. Ekran görüntüsü almak isteyen, hocam bu kitap neyi anlatıyor acaba diyen sevgili arkadaşlarım için şöyle bir ekran görüntüsü almak için bıraktım. Altı da bırakıyorum değerli arkadaşlar. Spesifik tarih okumalarınıza Koç Üniversitesi'nin bu değerli yayınını da ek ikinci yıl kaynak olarak ekleyebilirsiniz. Diğeri bunu değerli arkadaşlarımdan biri, benim YouTube takipçilerimden biri, geçen haftalarda Ankara'da görüştük kendisiyle. O hediye etti. Ben de bu kitabın varlığından gerçekten haberim yoktu. Çok ilginç bir kitap bence. Gündelik hayatımızda kullandığımız
şeylerin, maddelerin tarihini merak ediyorsanız arkadaşlar, çok ilginç bir kitap ve bu kitap 15. baskısı olmuş. Bakın, gündelik hayatımızın tarihi kitabı. Gerçekten de burada çizilenlerin çoğu bu kitap içerisinde var değerli arkadaşlar ve daha fazlası var. Hemen şöyle ekran görüntüsü için gösterdim. Şöyle de gösteriyorum sevgili arkadaşlar. İçinde neler yok ki arkadaşlar? Bakın, tılsımlar, evlilik gelenekleri, düğün, balayı, pasta mumu, peçete, çatal, bıçak, 1 Mayıs, 1 Nisan, efendim işte kahve, plastik, yatak, kuveyt, lavabo, şofben, tellik, fanila, pijama, mendil, parfüm, aşure, yani sağlık alanında öksürük şurubu ne zaman ortaya çıkmış? Kim bilir, yoğurt, efendim işte ayran, tütün, çocukluk, sarkıntılık, prezervatif, haf ve spiral. Diğerleri biraz mühteşem, onu şey yapabilirsiniz. Uçurtma, balon, daktilo, fotokopi, fax, kartvizit, reklam, bando, koleksiyon, tiyatro, opera, bale, gazete, dergi, dost hayvanlar, bulmaca. Bunları toplum bilimi, sosyoloji nasıl ortaya çıkartmış? İlk nasıl telaffuz edilmiş? Nasıl bir yaklaşımla ortaya çıkmış ve zamanla evrimsel süreçte nasıl gelişmiş? Bu kitap çok ilginç bir kitap. Bu alanda kısa kısa sizi sıkmayacak şekilde. Örneğin şöyle bir açalım. Asansör demiş. Asansör nasıl ortaya çıkmış? Bunu kısaca böyle açıklamış değerli arkadaşlar. Sonra saksıya geçmiş. Bakın, saksı. Rastgele açıyorum herhangi bir kaynak. Takım elbise nasıl ortaya çıkmış? Onun kısa tarihini anlatmış. Kahveden tutup da patates cipsi. Bakın, patates cipsi, çikolata. Bakın, yani şeylerin, maddelerin tarihini nereden çıkmış ki biz bu isimlendirmeleri vermişiz onlara? İlginç bir kitap, öyle değil mi arkadaşlar? Ve 15. baskısı yapmış. Bence bunu sadece tarihçiler değil, toplum bilimciler, hatta kitle psikolojisi çalışanlar da, muhtemelen iletişim bilimciler dahil bu kitaba ilgi göstermişlerdir diye düşünüyorum. Ciltli bu arada, onu da söyleyeyim. Son olarak Kurtuluş Savaşı'nı okuyacağımız iki önemli kaynak. Sabahattin Selek'in Anadolu İhtilali 1 ve 2 eserleri. Daha önce Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizi anlamak için akademik ve bilimsel hangi kitaplar okumalıyız da önermiştim zaten bu iki güzide kitabı değerli arkadaşlar. Nadir kitap ya da kitantik kitapta bulabilirsiniz bu iki değerli kitabı. Belki tam bir bütün olarak tek cilt halinde de bulabilirsiniz ya da bu şekilde de bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim Sabahattin Selek'i ekran görüntüsü almak isteyenler için. Ben tabii yıllar önce sahaflardan bunu aldığım için değerli arkadaşlar. 8. baskısıymış bakın. Şöyle göstereyim. 1912-22 Türk Savaşları belgeseli adı altında iki ciltli değerli arkadaşlar. Kitaplar en güzel dostlarımız. Kahvelerimiz de bize eşlik ediyor gerçekten. Bu dostluklarımız arasında, bu dostluklarımızı pekiştiriyor kahvelerimiz, çikolatalarımız. Türkiye'miz, ülkemiz gelecek haftadan itibaren, özellikle Aralık'ın ilk haftasından itibaren yoğun kar altına girecek. Özellikle Anadolu'nun batısı, İstanbul, Balıkesir ve işte çevre iller yoğun kar altında. Bu şekilde kahve sohbetlerimizde bir taraftan izleyerek, bu kitap önerilerimi de değerlendirerek deliler gibi okuyalım. Bırakın okuyalım. Hazineyi dolduralım. Özellikle 20'li yaşlarımızda hazineyi dolduruyoruz arkadaşlar. Ne zaman? Gelecekte değerlendirmek için. Bakın, benim arkamdaki hazinem şu haritanın altında da var biliyorsunuz siz. Onlarca, yüzlerce kitap. Bunlar hep sizin yaşınızdayken, 20'li yaşlardayken okudum deliler gibi doldurdum. Vizelere, finallere çalışmaktan sonra çok okudum. Akademisyen oldum ve bugün karşınızda konuşabiliyorum. Kitap öyle bir tılsım ki o anda sizi geliştirdiğinizi sıcağı sıcağına anlayamazsınız. Dimağınız geliştikçe hayata bakış açınız da gelişir. O yüzden lütfen kitaplara, düşüncelere, fikirlere, kaleme, yazılara tutunun. Son ana kadar tutunun. İnanın o size nankörlük etmeyecektir. Belki insanoğlu size nankörlük edebilir hayatınız boyunca, ama kitaplar en sadık dostunuzdur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hadi bakalım. Kanalımızın sloganıyla bu içeriğimizde, kahve sohbetlerimiz başlığındaki bu spesifik tarih kitapları başlığımızdaki içeriğimizde bitirelim. Hadi birlikte söyleyelim mi? Kanalımızın sloganını o şekilde bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun.
Hoşça kalın değerli arkadaşlar.